Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi estağfurullahil azim. Allahu ekber kebira. Velhamdülillahi kethira. Subhanallahi bükraten ve asila. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahü ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve lâ atisâmî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb. Neşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lâh ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve rasûluhu lâ nebiyye ba'de. Emmâ ba'du fe yâ ibâdallâh, usîküm bitakvallâh, innallâhe ma'allezîne ettekav vellezîne hum muksinûn. Kâlallâhu teâlâ fî kitâbihil kerîm, eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Len yenalallaha luhumahuma vela dimauha velakin yenaluhu takva minkum. Kezalike sekharaha lekum litukebbirullaha ala ma hedakum ve beşiril muhsinin. Sadakallahul azim. Ve bellagna Resuluhun Nebiyyül Haşimiyyül Kerim. Muhterem kardeşlerim, bu alemde maddi ve manevi ne kadar varlık varsa hepsi Allah'a kulluk eder. İsra suresi 44. ayette ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ifadesiyle bu hakikat anlatılır. Hiçbir varlık, hiçbir şey yoktur ki Allah'tan başka bütün varlıklara şey denir. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih ediyor olmasın. Semavat Allah'ı hamd ile tesbih eder. Yeryüzü ve içindekiler hamd ile Allah'ı tesbih eder. Keza melekler, meleklerden öyle melekler var ki hadis ifadesiyle yaratıldığı günden bugüne kadar ta kıyamete kadar daima Subhanallah, Subhanallah diyen melekler vardır. Meleklerden öyle melekler vardır ki daima Elhamdülillah, Elhamdülillah diyerek Allah'a kulluk yapar. Ve yine meleklerden öyle melekler de vardır ki hadisin ifadesiyle yaratıldığı günden ebedlere kadar daima Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Allah'a kulluk yapmaktadır. Bazı melekler var ki daima kıyam halinde kulluk yapar. Bazı melekler de var ki daima rükû halinde Allah'a kulluk yapar. Bazı melekler de var ki daima secde halinde Allah'a kulluk yapar. Ve alemde maddi olarak da bulunan bütün varlıklar da bu üç halden hali olmayarak Allah'a ibadet yaparlar. Biz insanlara gelince Allah bizleri bütün varlıkların özeti olarak yaratmıştır. Semavat ve arzın hülasası olan insan, maddi ve manevi alemlerin hülasatül hülasası olan insan,
kainatta bulunan bu bütün varlıkların da ibadetlerini hem onlar namına hem de kendi namına Allah'a takdim etmekle vazifelidir. Onun için bizlerin Allah'a takdim ettiği ibadetin hülasası da en cami şekli de namazdır. Kıyam, rükû, secde vaziyetleriyle meleklerin de bütün ibadetlerini hülaseten Allah'a takdim ederiz. Namazda Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyerek bunlar namazın her rekatında vardır ve namazın çekirdekleri mesabesindedir. Bunları söyleyerek hem kendi namımıza hem de bütün melek ve varlıklar namına, varlıkların sultanı olarak bu ibadetimizi Allah'a takdim ederiz. Onun için her namazın sonunda kıldığımız namazın manasını takviye etmek, teyit etmek için 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber'i tekrar ederiz. Burada çok ince bir nokta vardır. Sübhanallah, kulun Allah'tan uzak olduğuna işarettir. Sübhanallah, Allah noksanlıklardan münezzeh demek, müberra demektir. Ve kul Allah'tan uzak olmasıyla hem cismen hem nefis yönüyle Sübhanallah derken şunu anlatmak istemektedir ki kul Allah'tan uzak olduğu için haşa Allah kulun üstünde icraat yapamaz değildir. Allah kuluna tesir edemez, onun fiillerini yaratamaz değildir. Sübhanallah, ben Allah'tan maddeten uzak olmama rağmen Allah benim üstümde istediği gibi icraat yapamamaktan münezzeh ve müberra manasında Sübhanallah deriz. Elhamdülillah ise Allah inayet ve rahmetiyle bize bizden daha yakındır. Yarattığı nimetlerle ve bizim vücudumuzu daima ahenkli yaratma ve çalıştırmakla Allah'ın bize karib olması yönüyle de biz Elhamdülillah ya Rabbi Elhamdülillah deriz. Ama hem Sübhanallah'ı içine alan hem de Allahu Ekber'i içinde cem eden daha azametli bir zikri ilahi vardı ki İşte o da Allahu Ekber, Allahu Ekber demektir. Allahu Ekber diyen bir insan, ben Allah'tan uzağım ama Allah bana dokunamamazlıktan münezzehtir manasında. Allahu Ekber diyen bir insan, Allah bana rahmet ve inayetiyle benden daha yakın, nimetleriyle beni perverde ediyor. Elhamdülillah'ı da içine alacak manada Allahu Ekber der. Onun için Sübhanallah ve Allah Sübhanallah ve Elhamdülillah'ı da içine alan en cami ibadet bu manada Allahu Ekber ifadesidir. Geçen haftalarda temas etmeye çalıştığım Allahu Ekber'in farklı yönleri içerisinde bir tanesi de şudur ki biz Allah'ın bize bahşettiği nimetler karşısında her nimete aslında Allahu Ekber deme mecburiyetindeyiz. Allah bizi yarattı. Allahu Ekber. Varlıkların sultanı olarak yarattı. Allahu Ekber. Ay ve güneş ve yıldızları bizim için, benim için yarattı. Allahu Ekber. Şu havayı Allah benim için yarattı. Oksijen, karbondioksit münasebetleri içinde tam benim ihtiyacıma göre. Allahu Ekber. Allah yağmurları yağdırıyor. Allahu Ekber.
Yağmurlardan sonra ölü toprağı diriltiyor Allahu Ekber. Ve bütün bunların ötesinde bana iman nasip etti Allahu Ekber. Bana hidayet bahşeyledi Allahu Ekber. Allah'ın bahşettiği ne kadar nimet varsa işte bütün bunlara karşı tekrar ediyorum. Hem Sübhanallah hem de Elhamdülillah'ı içine alan en cami ibadet Allahu Ekber'dir. Kur'an-ı Kerim'de namaz ibadetinin dışında Cenab-ı Hak bize bir de oruç ibadeti emretmiştir. Meleklere benzeme ibadetidir bu. Cismaniyetimiz olduğu halde melekler gibi aç kalma, meleklerin de üstüne çıkma ibadetidir bu. Ve Cenab-ı Hak bu inceliği anlattı. Bakara suresi 185. ayetin sonunda وَلُتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah size böyle bir oruç nimeti bahşetti ya, hem maddi sıhhat bulacaksınız, hem manevi sıhhat ve terakki kaydedeceksiniz. Meleklerin de üstüne çıkacaksınız diye Allah size böyle tam hidayete erebileceğiniz bir Ramazan orucu ibadeti farz kıldı. Ve işte Allah sizi böylece hidayete erdirdi. Ayet وَلُتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah'ın sizleri hidayete erdirmesinden dolayı Allahu Ekber deyin. Ve sonra وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki böyle yapmak suretiyle de Allah'a şükretmiş olursunuz. Namaz için وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ vardı. Oruç ibadeti için de hidayete erdirdiğinden Allahu Ekber deyin emri vardır. Ve hele bir de hutbeye başlarken okuduğum ayeti kerime ki Hac suresi 37. ayet. Bizler kurban kestiğimiz zaman onların kanı, derisi, eti, kemiği vesairesi Allah'a gitmez. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُومَهُمَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Sizden Allah'a giden şey sadece ve sadece takvadır. Allah korkusu ve saygısıyla yaptığınız ibadetler sadece Allah'a ulaşır. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ Allah bütün bu hayvanları yarattı. Kurban emrini verdi ibadet olarak ve böylece size nimetlerde bulundu. Bütün bunlar emrinizde. Allah'ın verdiği bu nimetler karşısında ne yapacaksınız? Allah'ın sizi hidayete erdirmesi mevzusunda ne yapacaksınız? لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ Kurban kesme ibadetinin de Allah'ı tekbir etme ibadeti olduğuna dikkat çekiyor. Namaz Allahu Ekber'in sembolleştiği, kristalleştiği bir ibadet. Oruç Allahu Ekber'in en zirve sembolleştiği bir ibadet. Yakında idrakiyle müşerref olacağımız kurban kesme ibadeti, hac ibadeti Allahu Ekber'in en doruk noktalarıyla temsil edildiği ve yaşandığı bir ibadettir. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bahşettiği her nimete Allahu Ekber demek lazımdır. Bugün dünyada, İslam dünyasında maalesef birisi bir yere bomba atıyor, adam öldürüyor, Allahu Ekber diyor. Veya başına bir sıkıntı gelince, bela, ona Allahu Ekber denebilir diyor. Adam öldürmede, bomba atmada Allahu Ekber değil. Bir insan, bir insanı haksız yere öldürürken Bismillah çekerse, o imandan çıkar.
Bir insan bir insanı haksız yere öldürürken Allahu Ekber derse sevap kazanamaz. İmandan da İslam'dan çıkma tehlikesi vardır. Allahu Ekber Allah'ın verdiği nimetlere karşı. Bir ara Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy gelmedi, fetret-i vahiy. Ve sonra Vedduha suresi nazil oldu. Efendimiz Vedduha suresini okumadan önce Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Vettini suresi nazil oldu, Allahu Ekber dedi. İnşirah suresi nazil oldu, Allahu Ekber dedi. Onun için Vedduha suresinden sonuna kadar okuyacağınızdan her surenin başında Abdullah İbni Abbas'a göre surenin sonunda Allahu Ekber demek müstahaptır. Sabah yataktan kalkar kalkmaz Allahu Ekber demek müstahaptır. Namaza durmadan önce getirdiğimiz kamet veya ezanda zaten altışar defa Allahu Ekber diyoruz. Bunları söylemek müstahaptır. Arabaya bindiğiniz zaman Allahu Ekber. Yolda giderken, dağa tırmanırken Allahu Ekber. Bunlar müstahap. Dağın zirvesinde Allahu Ekber demek. İnsanlarla karşılaştığınız zaman Allahu Ekber demek. Avlanma esnasında Bismillahi Allahu Ekber demek. Ve sonra avcı hayvanını salarken Bismillahi Allahu Ekber diyecek. Ve sonra hayatımızın bütün noktalarında güneşin doğmasına bakarken Allahu Ekber, ayın, hilalin ilk doğduğu zaman gördüğünüzde Allahu Ekber. Bu mevzuda yığın yığın hadis-i şerifler var. Hepsini huzurunuza rivayetleriyle beraber getirecek olsam 5-6 hutbe veya 5-6 vaaz yapmam lazım. Hayatımızı daima Allahu Ekber ile renklendirmek, şenlendirmek ve bunu daima bu aleme ilan etmek. Allahu Ekber demek, yani Allah büyük, bana gelince ben küçük. Ben aciz, ben zayıf, ben fakir. Böylece Allah'ın büyüklüğü karşısında secde-i şükrana gidiyorum demektir. Rivayetin başında Hazreti Ebu Bekir var. Efendimiz Aleyhisselam'la bir tarafa doğru gidiyorduk. Bir adam göründü, ayağı topaldı. Veya bir ayağı yoktu. Efendimiz Aleyhisselam atından veya devesinden indi, Allahu Ekber diye secdeye kapandı. Dakikalarca secdede kaldı. Yine Allahu Ekber diye secdeden kalktı. Ya Resulallah dedim, yeni bir ibadet mi çıktı? Bu hal ne? Buyurdular ki ben tek ayağı olmayan bir adamı gördüm. Halbuki benim iki ayağım var. Allah'ın bana bahşettiği ayak nimetine Allahu Ekber. Sair verdiği bütün nimetlere Allahu Ekber. Ve hem oruçla hem de hacla alakalı Allah'ın bize bahşettiği hidayete Allahu Ekber. Hayatımızı bu hakikate göre şekillendirmek ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de 29. leması sadece Allahu Ekber'e tahsis edilmiş, Allahu Ekber'i karakteri haline getirememiş, şuur altına indirememiş, daima Allahu Ekber diye yaşayamayan bir insan gaflet içerisindedir. Her zaman dalalete düşme tehlikesi vardır. Yolda ayağının kayıp da veya sırat köprüsünde ayağının kayıp da cehennemin gayyasına gitme tehlikesi vardır. Cenab-ı Hak akıbetimizi, ahiretimizi hayırlı eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek yaşayıp ve bu şekilde ruhumuzu kendisine teslim etmeye de muvaffak kılsın. Ela inna ahsenel kelami ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له
وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومَهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ بارك الله لنا ولكم.